İngiltere diyor ki Türkiye'de kamplar kuracağız. Sonra oradan seçeceğiz, kendi ülkemize bazılarını alabiliriz. Diğerleri para verelim buraya gelmesinler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları artık Türkiye sınırlarını aşıp dünyayı dolaşmaya başladı. İngiliz Savunma Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekzip etti. Dünya da artık yediği tekziplerle Kemal Bey'i tanıyor. İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın sözlerini çarpıttığını kabul eden BBC Türkçe geri adım attı ve özür diledi. Türkiye'de demokrasi, çoğulculuk ve çok seslilik sıkıntı değil, demokrasinin istismarı, ideolojik bağnazlığın gözleri kör etmesi ve bet seslerin önünün sınırsızca açık olması sorunu vardır. Yani bir genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı bir hatayı düzelttiği için Dışişleri Bakanlığı'na saldırıyor. Yani esasen kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor. BBC yalan haber yaptığını kabul etti, sildi. BBC'ye saldırmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na, kendi devletinin kurumuna saldırıyor. İçimizde utanması, sıkılması olmayan Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Fatih Altaylı söyledikleri yalandan dolayı ne yazılarını sildiler ne de kamuoyunu yalanlarla yanlış yönlendirdikleri için özür dilediler. Birileri devlet nizamını sulandırmaya çalışıyorlar. Buna kimse alet olmasın. Biz buna müsaade etmeyiz zaten, bunu söyleyeyim. Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal'dir. Ha diyeceksiniz ki söyledikleri onca yalan, onca iftira deşifre oldu. Ne zaman özür dilediler ki? Haklısınız. Elbette utanıp sıkılarak yaptıkları işten vazgeçeceklerini de sanmıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti bu duruma düşmemeli. Yalan gerçek olmayan bir haber üzerine, onun üzerine atlayıp bu kadar yanlış içine düşmemeli. Bu kadar gerçekten rencide edici bir durum olmamalı. Şimdi bu haberin doğru olup olmadığını muhalefet teyit edebilir mi? Çok kolayca teyit edebilir. Bilgiye kolayca ulaşabilecek yetenekleri de var. Ama bu yetenekleri olmasa bile bakanlığımıza sorabilirler. Biz de kendilerine gerçekleri anlatırız. İyi niyetli olsalardı bunu yaparlardı. Hadi diyelim ki bana sormak istemediler. Ben de sonuçta bir siyasiyim. Ama geçmişte o kişiler döneminde de müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık yapmış bir arkadaşımız Ümit Bey de şu anda Londra Büyükelçimiz. Büyükelçimize sorabilirlerdi. Hadi kendi arkadaşlarına da güvenmediler, İngilizlere sorabilirlerdi. Yani buna, bu bilgilere erişebilecek gerçekten kapasiteleri var. Ama bu yolu tercih etmediler. Yeni yalanlara sarılmaları an meselesi. Çünkü bir yalan bitmeden diğerini öne sürüyorlar. Bugüne kadar hep böyle geldi. Peki mahcubiyet hissederler mi? Neden etsinler ki? Yalanı bilgisiyle, belgesiyle, görüntüsüyle gözüne soksan da mahcup olmazlar. Şimdiye kadar zerrece utanma duygusu izhar etmediler. Mahcubiyet yok, vicdan yok, utanma duygusu yok. Tam tersine yalanda ısrar var. Akşam bir başka, sabah bir başka. Yani hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten yaşamadık. Yani her olayda, her hadisede yalanlarıyla temayüz etmiş olan bir zattır. Bu sadece orada değil arkadaşlar. Bunları siz medya mensupları olarak görüyorsunuz. Ama yalan üzerine kurdukları siyaset asla kabul edilemez. Bıkmadan, usanmadan bu süfli siyasetle, yalan terörüyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikat eninde sonunda galebe çalar. Bir defa daha sorayım. Bu kadar yalan söyleyen, iftirayı siyaset biçimi haline getirmiş birinin ve partisinin bu ülkeye hayrı dokunabilir mi? Düşün artık milletin yakasında. Düşün artık milletin yakasında. Milletimizin moralini bozmak için gece gündüz çalışanlar terör örgütleriyle, medyasıyla, siyasi teşekkülleriyle gün gelecek kendi fitne ve nefret çukurlarında boğulup gideceklerdir. Çok kirli, çok tehlikeli bir ittifakla karşı karşıyayız. Öylesine tehlikeli ki gözleri dönmüşçesine yalan söylüyorlar.
sel, deprem, yangın, afet, felaket ayrımı yapmıyorlar. Türkiye'de yaşıyorlar ama tasmalarını tutan sahiplerine hizmet ediyorlar. Fondaşlar aldıkları mamalarının hakkını verip iş yerini yapıyor. Her şeyi fırsat bilip siyaset devşirmeye çalışan, iktidar hesapları yapan leş kargaları bunlar. Esnaf, memur, işçi, köylü, sanayici, iş adamı, öğretmen, öğrenci, polis, asker, doktor. Şu videoya yorum yazan kardeşlerim ve dahası. Geleceğini karartmaya, vatanını bölüp parçalamaya, seni beni bu topraklardan sürmeye yahut sömürgeleştirmeye azmetmiş olanları göremiyor musunuz? Bu saldırıları ancak ve ancak sen durdurabilirsin. Bu ateşi ancak ve ancak sen söndürebilirsin. Çünkü senin iradeni teslim almak için yakıyorlar her yeri. Sen tezgahı, kirli ittifakı görürsen ve sesini yükseltirsen seni oyuna getiremeyeceğini anlayacak ve kaçacak. Şimdi önümüzdeki tablo şu. BBC hatasını anladı, tweetini sildi. Fakat o BBC'nin tweetini alıntı yaparak tweet atan genel başkanların tweetleri duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? Düşün artık milletin yakasında. Düşün artık milletin yakasında. Bir dönem kendilerini ülkenin tek sahibi sanan, hala da aynı kibirli tavırla hareket eden bu hastalıklı zihniyet sahiplerine diyorum ki, düşün artık milletin yakasında. Her darbenin, her vesayetin arkasında siz vardınız. Her kaosun, her kargaşanın arkasında siz vardınız. Milletin değerlerine, mukaddesatına, onuruna yapılan her saldırının tetikçisi sizdiniz. Yıllardır yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şehamet tellallığıdır. Ama artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır. Bu hadiseyi ve genel olarak salgın önlemlerini bahane eden kimi medya kuruluşları, haberleri ve köşe yazarlarıyla hep yaptıkları gibi kendi ülkelerine karşı adeta savaş açmışlardır. Ülkemizin bu kritik dönemdeki mücadelesine katkı sağlamak yerine hepsi de yalan veya yanlış bilgilerle sürekli kin kusmak, virüsten daha tehlikeli bir hastalığın işaretidir. Her gün karanlık ve kirli zihniyetlerinin ürünü yayınlarla milletimizin kafasını bulandırmaya, gönlünü karartmaya çalışan bu tür hezeyanlara emin olunuz, başka ülkelerde bir gün bile izin vermezler. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.